Türkiye'de son yıllarda doğum oranları iyice düştü. Genç nüfus dünya ortalamasının altına indi. Türkiye'de 1965'te 7 olan doğurganlık hızının 2023'te 1,51'e inmesi ve Türkiye'nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AK Parti doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi. Sıkıntılı gidişata çare olacak tedbirler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'sında gündeme geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi. Kadın Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerileri arasında tüp bebek tedavisine devlet desteği için öngörülen yaş sınırının 40'tan 45'e çekilmesi, anne dostu hastane gibi uygulamaların yaygınlaştırılması, devlet hastanelerinde doğum yapmanın cazip hale getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükünün düşürülmesi, doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmesi, 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesi ve yeni doğan çocuklar için 2 yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılması gibi maddeler yer alıyor.